Bu videoda sinir hücrelerinin yani nöronların görevleri hakkında ki bence bir silahın çalışma şekliyle aynı şekilde çalışıyorlar genel bilgi vereceğim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda da bunun detaylarına gireceğiz. Ama dediğim gibi bu videoda nöronların şöyle bir ne olduklarına kısaca bakacağız. Nöron dediğimiz şey aslında bizim sinir hücrelerimiz. Görevleri de bilgiyi işlemek ve iletmek. Herhangi bir bilgi olmadığı zaman da çoğu nöron hücre zarının iki tarafında kararlı bir elektrik yüküyle öylece durur. Elektrik yükü hücre zarının içinde daha negatif iken dışında daha pozitiftir. Buna istirahat membran potansiyeli ya da kısaca istirahat potansiyeli deniyor. Aslına bakarsanız bu istirahat potansiyeli nöronun veri karşısında nasıl uyarılacağı ve duruma nasıl yanıt vereceğidir. Bence bu durum aynı silaha mermi doldurmaya benziyor. Nöronlar diğer hücrelerden ya da burundaki koku molekülleri gibi fiziksel uyarıcılardan uyarıcı ya da engelleyici bilgiler alır. Bilgiler nöronlara genellikle dendritler aracılığıyla gelir. Nadiren de olsa bilgiler soma ya da akson aracılığıyla da gelir. Gelen bilgiler membran potansiyelindeki değişimlerle ki buna kademeli potansiyel denir. Yine dendritler veya soma ile aksona iletilir. Bu kademeli potansiyelin boyutu küçük ve süresi de kısa olduğundan yaptığı yolculuklar da oldukça kısa mesafeli olur. Ayrıca kademeli potansiyel membran potansiyelini istirahat potansiyelinden uzaklaştıran bir değişimdir. Tekrar ediyorum. Kademeli potansiyel membran potansiyelini istirahat potansiyelinden uzaklaştıran bir değişimdir. Kademeli potansiyelin büyüklüğü ve süresi gelen bilginin büyüklüğü ve süresiyle orantılıdır. Toplamı ya da tüm bu uyarıcı ve engelleyici kademeli potansiyellerinin Herhangi bir zamanda bir araya toplandığı yere de tetik noktası deniyor. Yani burada gördüğümüz aksonun başlangıç segmenti. Kademeli potansiyellerin bu şekilde toplanması nöronların gelen bilgiyi işleme yöntemidir. Eğer tetik noktasındaki membran potansiyeli eşik değerini aşarsa bilgi aksona doğru yol almaya başlar. Bu uyarıcıların ve engelleyicilerin kademeli potansiyellerinin tetik noktasında toplanması size de tabanca tetiğini çağrıştırmadı mı arkadaşlar? İşte tetik noktası denmesinin sebebi de aslında budur. Buradaki toplanan potansiyeli tetikte bekleyen parmağa benzetebiliriz. Tetiği biraz sıkıyor ya da biraz serbest bırakıyor. Silahın tetiğini belirli bir mesafeden çektiğinizde mermi ateşlenerek namludan geçiyor. Tıpkı tetik noktasındaki membran potansiyelinin eşik değerini geçerek bilginin aksona doğru ateşlenmesi gibi. Yani eylem birbirine çok benziyor. Bilginin aksona doğru ateşlenmesiyle membran potansiyelinde farklı bir değişiklik olur. Buna da ne deriz? Buna da aksiyon potansiyeli deriz. Aksiyon potansiyelinin boyutu büyük, süresi ise kısadır. Ama uzunluğu ne olursa olsun aksona giden tüm yolu kat eder. Yani çok uzun bir yolu gidecek kapasitesi vardır. Silah örneğime dönersem bunu aynı bir merminin namlunun uzunluğuna bakmaksızın tüm yolu gitmesine benzetebiliriz. Ve aynı bir mermi gibi Aksiyon potansiyeli de yolunu oldukça hızlı bir şekilde kat eder. Aksiyon potansiyeli kademeli potansiyelden farklıdır çünkü aksiyon potansiyelinin herhangi bir nöron için boyutu ve süresi aynıdır. Ama daha önce söylediğim gibi aksiyon potansiyelinin aksine kademeli potansiyelin boyutu ve süresi gelen bilginin boyutu ve süresine bağlıdır. Aksiyon potansiyeli geniş aksonlarda yani çapı daha geniş olan aksonlarda daha hızlı yol alır. Bu arada aksonlarda burada sarı renkle gösterdiğim yer miyelin kılıfı. Tekrar ediyorum miyelin kılıfı. Aksiyon potansiyeli aksonun sonundaki akson terminaline ulaştığında bilgi karşıya, hedef sinir hücresindeki küçük bir boşluğa geçer. Çoğu sinaps için bu süreçte akson terminali hedef hücreyle o hücredeki reseptörleri zorlayarak davranışlarını değiştiren nörotransmitter adı verilen moleküllerin salımı sayesinde iletişim sağlar. Daha sonrasında ise nörotransmitter sinapstan ayrılır. Böylelikle daha fazla bilgi akışı sağlamak için yeniden konumlanır. Bu anlattığım kısmı ise merminin silahtan ayrılıp hedefine isabet etmesine benziyor. Gelin şöyle bir baştan alalım öncelikle gelen bilgi kendi büyüklüğündeki ve süresindeki kademeli potansiyele dönüşüyor. Daha sonra akson boyunca geçici bir ateşleme yapısına yani aksiyon potansiyeline, Sonrasında ise gelen bu bilgi sinapstaki salınmış nörotransmitterin miktarına ve geçici yapısına dönüşüyor. Nöronlar bilgiyi uzun mesafeler boyunca bu şekilde taşıyor. Nöronların görevini genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Ama tabii ki görevleri sadece bu kadarla kalmıyor. Farklı görevleri olan farklı tip nöronlar da var. Hadi gelin bunların birkaçına göz atalım. Buraya birkaç farklı nöron çizdim. Bu kırmızılar nöronların somaları, yeşiller aksonları, maviler ise onların dendritlerini gösteriyor. Bu uzun çizgi ise sinir sistemlerini birbirinden ayırmak için çizdim. Çünkü bu taraf merkezi sinir sistemi kısaca MSS bu taraf ise periferik yani çevresel sinir sistemi kısacası CSS farklı tip nöronları farklı özelliklerine göre ayırabiliriz. Bunlardan ilki MSS ile CSS arasındaki bilgi akışının yönü. Eğer burada bir pseudo unipolar nöron varsa bu nöron bilgiyi çevreden alarak sinir merkezine taşır ve bu tip nöronlara aferent nöron denir. Aferent yani getirgen denmesinin nedeni ise bilginin merkezi sinir sistemine gelmesinde görev almasıdır. Bunlara aynı zamanda duyu nöronları da deniyor. Çünkü içeri gelen bilgi stimulus da denen uyarılar içerir. Bu uyarılar iç veya dış çevreden yani vücudun içinden veya dışından hissedilebilen her şey olabilir. Bu nöronlar ise bilgiyi merkezi sinir sisteminden çevresel sinir sistemine taşırlar. Bunlara aferent değil de eferent yani götürgen nöronlar diyoruz. Eferent. Yani sadece tek bir harfle işi tersine çeviriyoruz. Eferent nöronların ise iki temel tipi var. Bunlardan ilki motor nöronlar. Motor diyerek hareketi kastediyoruz. Eferent nöronlar iskelet kaslarını kontrol eder. Bu kaslar iskelete bağlı olan ve hareket etmemizi sağlayan çizgili kaslardır motor nöronlarını aynı zamanda somatik motor nöronlar ya da sadece somatik nöronlar da denir. Diğer eferent nöron türü ise otonom nöronlarıdır. Otonom nöronlar da düz kasları kontrol eder. Kan damarlarımızın çevresindeki kasları, kalp kaslarını ve kan dolaşımımıza hormon salgılayan salgı bezlerindeki hücreleri kontrol ederler. Bu otonom nöronlara viseral motor nöron da deniyor. Merkezi sinir sistemindeki çoğu sinir hücresinin bu türlerle alakası yoktur. Onlar buraya çizdiğim nöronlar gibidir, yani diğer nöronları bir arada tutar. Bu tür nöronlara intern nöronlar deniyor, yani nöronların arasında olan ara nöronlar. Merkezi sinir sisteminde birçok ara nöron bulunur ve bilginin taşınması için karmaşık yolları şekle sokar yani bu tek bir nöron bilgiyi işleyip taşırken merkezi sinir sistemindeki kompleks nöron ağları çok daha karmaşık bir şekilde bilgiyi işleyip iletir